Merhaba arkadaşlar, yeni videomuzda Andalusya bölgesinin yani Endülüslerin çok farklı iki kasabasını ve şehrini anlatacağız arkadaşlar. Şu anda bulunduğumuz yer son yılların çok popüler bir şehri olan Setenil de las Bogedas, yani kayaların şehri. Şu anda arkamda gördüğünüz bu ikonik mekanlar kayaların altında uzanan bembeyaz evleriyle tanınan yer. Şu anda bakın bir vadinin içindeyiz. Devasa kaya kütlerinin altına yerleşim yerleri kurmuşlar. Son zamanları turizme kazandırılmasıyla da zaten bölgenin restoranlar, minik oteller, hediyelik eşya dükkanları gibi her şeyi buraya sıralamışlar. Setenil'de 5-6 tane cadde var bu şekilde. Bunların altında yürüyerek sadece böyle bir yaklaşık birkaç saatte buraya gezebiliyorsunuz. Asıl bugünkü rotamız Ronda olacak. Ama Ronda'dan önce de biz bugün Sevilla'dan Granada'ya gideceğimiz için bir günü Ronda'ya ayırdık. Ronda'da kalacağız. O yüzden burada mola vermek istedik. Bugün Setenil ve Ronda'yı bu videoda bulacaksınız. Ronda'da köprüsü de meşhur bir yer. Orada da görünce anlayacaksınız zaten. Şu anda işte Setenil sokaklarını gezmeye başladık. İsterseniz de bu kaleyle bir çevrili aynı zamanda bu küçük kasaba. Yukarılara çıkıp manzaranın da zevkine varabilirsiniz diyorum. Şu anda buradan birkaç yer daha gösterip sonra Ronda'ya doğru devam edeceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Şu anda La Sombra Caddesi'ndeyiz. Burası Setenil'deki en güzel olan cadde. Çünkü tamamen kayalar iki evi gördüğünüz gibi kaplamışlar üstünü. Fotoğraf için çok da ışık konusunda iyi olmasa da ama görüntü açısından çok güzel bir yerdeyiz şu anda. Hemen az önce geçtiğimiz Sol Caddesi'ne, ana caddenin hemen karşısındaki cadde burası. Şimdi Mirador yazısı gördüğünüz zaman orada bir manzara izleme terası olduğunu ya da yeri olduğunu anlamanız gerekiyor. Ve çok da yorucu bir yol olduğunu anlamanız gerekiyor. Şu an dik merdivenlerden tepeye doğru çıkıyoruz. Bakalım yukarıda bizi ne bekleyecek. Şimdi arkadaşlar çıktığımız yer Mirador. Yani manzara noktalarından bir tanesi. Hemen arkada gördüğünüz Taşit kalelerinden bir tanesi var. Aslında burası Granada Müslümanların elindeyken orayı almak için çok önemli bir stratejik noktaymış. O birçok kez Hristiyan hükümdarları burayı fethetmeye çalışmışlar. Setenil kelimesinin anlamı da oradan geliyor. Set nehir. Yani 7 kez kuşatıp da alamamak. Yani bunu biraz argodaki anlamı 7 kez sümüğünü bile yiyemediler anlamına geliyormuş. Ve Setenil ismi de bu iki kelimenin birleşiminden gelmiş. Şu anda bakın arkamda gördüğünüz bir Naşrit Kalesi var. Zaten surlarını görüyorsunuz. Şehrin dört bir yanını sarmış durumda. Bu da şehrin aslında zapt edilmesi çok zor ve alınması çok zor bir yer olduğunu gösteriyor. Şu an zaten manzaraya gelince de yani burayı bir ordu nasıl alabilir diye de böyle bakıyorsunuz. Zor bir coğrafyası var. Sadece hani bu gördüğünüz beyaz evler değil, çok önemli de bir tarihi önemi de var bu Setenil'in. Şu anda manzara kulesinde gördük. Karşıya çıkamayacağız maalesef. Biraz yani zorlu bir yolu var ama zamanı buldukça şu sokaklarda anlatmaya devam edeceğim. Burası da arkadaşlar Jaboneria Caddesi. Zaten buradaki 4 ya da 5 caddeden bir tanesi. Yine mağaraların içine gömülmüş evler. Ama buradaki fark şu. Hani bizim bunları Kapadokya'da da görüyoruz ama dışarısına da devam etmişler. Yani öyle mağaranın içerisinde yaşayıp bırakmamışlar. Çok da güzel, biraz Kordova'yı andıran bembeyaz evlerle sarmışlar. Arada bir böyle gördüğünüz gibi bakın tuğlalı evler de bizi karşılıyor. O yüzden yani böyle bir turistik mekanı ben ilk defa görüyorum arkadaşlar. Gerçekten çok ilginç bir mimarisi var. Biz böyle yerleri Mersin'de şurada burada çok görmüştük ama hani böyle bir şehir kurma anlamında İspanyollar ya da o zamanki artık halklar kimse oldukça başarılı işler çıkarmışlar. Ronda'dan herkese merhaba arkadaşlar. Yeni durağımızda Ronda var. Ronda neden mi önemli? Şu şaheserden dolayı. Sadece Ronda'nın değil, İspanya'nın da en ikonik köprülerinden, hatta dünyanın en ikonik köprülerinden bir tanesi olan 120 metrelik yükseklikteki El Tajo Vadisi, şu gördüğünüz devasa vadi. El Tajo'dan uzanan Ronda Köprüsü
buraya gelme sebebimiz arkadaşlar. Bunun yapımında 50 işçi ölmüş arkadaşlar. Hatta o işçilerin de şu arkada gördüğünüz karşıdaki odada da onun küçük bir sergisi var. Bu işlerle ilgili hatıraların ve fotoğrafların yer aldığı. İnanılmaz soğuk. Şu anda Mart ayı olmasına rağmen 10 dakika. Çok rüzgarlı bir hava var burada. Burada Londra küçük bir yer, mütevazı bir yer. Zaten birazdan görüntüde göreceksiniz. Çok fazla gezecek bir şey yok. Bir tane meydanı var, bir tane kapı var, LG Yatık diye. Bir tane bir kilisesi var. Onun dışında zaten çoğunlukla insanların yaşadığı yer. Ama asıl önemli olan şu gördüğünüz evlerin ve otellerin sıralanması. Yani burada da insanlar gelip bu ikonik mekanda kalmak istiyorlar. Şaraplarını içip yemeklerini yemek istiyorlar. Ve çok da güzel manzaralı oteller var burada. Burayla ilgili başka ne anlatabilirim? 1759 yılında yapılmaya başlanmış. 10 yıl sonra yıkılmış, sonra bir daha yapılmaya başlanmış. 42 sene sürmüş yapımı. O yüzden inanılmaz, önemli ve görüp görebileceğiniz en ilginç köprülerden bir tanesi. Çünkü iki tane devasa kaya kütlesini birbirine bağlayan bir köprü. Çok uzatmayayım. Biraz daha görüntülerden sonra Mirador dediğimiz manzara gözleme yerlerini size göstereceğim. İnebilirsek de aşağıda en güzel açılan görüntülerden bir yer var. İşte yanımızda Mira olduğu için çok üşümesin diye. O yüzden soğuktan korunmamız gerekiyor. Eğer böyle gözlem noktasından bu vadi, bu devasa dağları ve vadiyi gözlemleyebiliyorsunuz. Şu an bulutlar inanılmaz güzel görünüyor. Güneş ışığı çok güzel süzülüyor. Şu aşağıda vadi, az önce size gösterdiğim köprüye giden vadi. Aşağı kadar inebiliyorsunuz. Biz de bakacağız işte, bir arabayla orayı bulmaya çalışacağız. Ama gerçekten şu an muazzam bir görüntüyle karşı karşıyayız. Köprünün diğer tarafında bir küçük köprü daha var arkadaşlar. Bakın hemen görüyorsunuz karşıda insanların yürüdüğü yer. Bu bununla kıyaslayınca, yani Puente Nuova ile kıyaslayınca çok küçük bir köprü. Ama bu akıl almaz vadinin iki tarafına işte bu köprüler uzanıyor. Beyaz evler de sıralanmış vaziyette ve çok ünlü otellerde, Ronda'nın en iyi otelleri de yine yakalarda bulunuyor. Yani gerçekten bugün Setinel'le birlikte gördüğüm en ilginç kasabalar diyebilirim. Çünkü çok değişik doğal mekanları mimariyle süslemişler. Şehri böyle yerlere kurmuşlar. Aslında keşke bir drone görüntüsü olsaydı, drone'un yanımda olsaydı ve bunları çekebilseydim, ama güzel bir drone görüntüsü bulabilirsem arkadaşlarımdan onları da ekleyeceğim. Ronda boğa güreşi açısından da oldukça önemli bir yer arkadaşlar. Bakın burası arena. Şu an içeri girişler kapalı, herhangi bir etkinlik yok. Yanına da matadorların ve boğa güreşinin tarihiyle ilgili bir küçük bir müze var. Buraya 8 euro ile giriş yapabiliyorsunuz diye okumuştum, ama şu an tatil bir günü müdür nedir bilmiyoruz, ama bazı şehirler böyle ölü gibi, her yer kapalı ama bazıları açık. Şu anda buradan sonra da artık Mirador bölgesine doğru devam edeceğiz, ama gördükçe bir şeyler anlatmaya devam edeceğim size. Köprüyü en iyi açıdan görmek isteyenler için arkadaşlar Mirador La Joya del Tajo yazın, tamam mı? Bakın hemen karşıda. Şöyle alt kısmına doğru bu patikadan gideceksiniz. Çünkü yukarıdan bu görüntüyü alamayacaksınız hiçbir şekilde, ama en iyi yer burası. Şehir merkezinden buraya 10 dakikalık bir patika yoldan gelerek ulaşıyorsunuz. Ve size az önce gösterdiğim tabelanın çıktığı yerdeyiz arkadaşlar. Bakın şu anda Ronda Köprüsü arkamızdan. Ponte Puerto Nuevo. Bir de şurası var, ama yani biz Mira'dan dolayı çok fazla yürümek istemedik. O yüzden oradan bir 3 kilometrelik falan bir yol yürüyorsunuz. Sonra şu köşeye geliyorsunuz. En güzel açı orada. Bakın şu kayanın üstü. Ama burası da gayet güzel. Şelalenin aklında görüyorsunuz. Vadi de aşağıda ayaklarınızın altında. İşte son durağımız da burasıydı. Buradan sonra da artık otelimize geçip dinleneceğiz. Şahane bir otel önerisiyle karşınızda olacağım birazdan.